Hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Bob Mason'ın tahminleri hakkında konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, i̇lk olarak ada hakkında konuşuyor Mason arkadaşlar. Diyor ki 54 küsürleri deneyecek. Daha doğrusu 548'li pozisyonları deneyecek diyor arkadaşlar. Ee, bu pozisyonlar geçilirse şayet 67'lere kadar devamında haftaya e, yükseliş hareketiyle devam edebileceğinden e, bahsediyor arkadaşlar. Bir diğeri dot. E, bu arada Ada için şunu söyleyeyim Ada tahmini mantıklı arkadaşlar yani o pozisyonlar gelirse Temmuz yüksekliği olduğu için o pozisyonlar gelirse e, devamında 67-68'ler de gelecektir tabii ki e, desteğiyle birlikte arkadaşlar. Şu an dot. 7.5'ta eee 7.5 seviyesinde sevgili arkadaşlar ve diyor ki 8 pozisyonlarını deneyecek diyor. Kaldı ki zaten 8 pozisyonları alınırsa diyor şayet buradan arkadaşlar 10 küsürlere kadar 10.6'lara kadar yeni hafta içerisinde Polkadot'ta yükseliş gördüğünü söylüyor. bu da mantıklı. Neden mantıklı? Sonuçta günlükteki hareketli ortalamayı alırsa Bitcoin'in yatay gittiği senaryoda bile aslında 10.5'lara kadar e, DOT'un yani DOT'u tutabilecek bir e, herhangi bir destek direnç noktası vesaire olmayacaktır. O yüzden bu da e, makul ve oldukça akılcı bir görüş arkadaşlar. Gel gelelim Ethereum'a. E, Ethereum şu anda 1600 dolarlarda e, dolaşıyor arkadaşlar. 1650'leri ilk hedef olarak göstermekle beraber bu pozisyonların alınmasıyla... 2050 noktalarına kadar yükseliş olacağından söylüyor. Şimdi burada e, garantici konuşamam. Ben bu yorumu şöyle düzeltirim arkadaşlar. 1750'lerin alınması kaydıyla 2100'lere kadar yükseliş e, olabileceğini aslında söylemek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü 1720 civarları yabana atılacak bir bölge değil. Hatta 1650 1720 küsüratı arasında e, böyle bir Direnç noktası olduğundan söz edebiliriz. Buralar alınırsa haftaya e, 2.100 dolarlara kadar yükseliş yapabileceğinden bahsedebiliriz sevgili arkadaşlar. sonuncusu ise Solana tahmini. Solana şu anda 40 dolar e, seviyesinde olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bununla birlikte Solana içinde diyor ki şayet 50 dolar seviyelerini alırsa diyor arkadaşlar, 50 dolar seviyeleri beraberinde hızlı bir şekilde 60 dolarlara kadar getireceğinden bahsediyor şimdi ben bunu biraz mantıksız buldum açıkçası bunu yani diğerleri görece başarılı birer yorum mantıklı birer yorum olarak gördüm ama şimdi burada zaten birincisi şunu söyleyebiliriz hareketli ortalamaları almış ve RSI tarafına baktığımızda müsait gördüğümüz bir solana var O yüzden Bitcoin'in desteğiyle Hatta yatay gittiği senaryoda zaten 56-57'lere kadar tıpkı bakın e, şuralarda yaptığı gibi şurada şurada yaptığı gibi arkadaşlar Solana zaten şu anda yükseliş potansiyeli var. 56'lar alınırsa 77'lere kadar da bu şekilde bir e, yükselişi var. O yüzden e, gelecek haftada 56 dolar hedefini koymamız mantıklı olur Solana'ya arkadaşlar. Buradaki 4 altcoin içinde şu dipnotu geçmek istiyorum bitcoin beklenen haftalık kapanışı veremez ve haftaya yön aşağı şekilde başlangıcını yapar düşerse arkadaşlar kesinlikle bu 4 altcoin'de de biz yükseliş bekleyemeyiz ancak şu an e, bitcoin tarafında denemeler devam ediyor e, fed'in faiz kararını bekliyoruz o yüzden şu anda sadece beklemedeyiz arkadaşlar Bitcoin hareketlerine bağlılığını unutmamanızı istedim sadece. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.